Merhabalar. Bu videomuzda bir önceki çelik profillerin üzerine ekipman yerleşimlerinin nasıl yapıldığını beraber göreceğiz. Burada öncelikle ekipmanları ister şu anki çelik yapılar DVG'nin içine yapabileceğim gibi ayrı bir DVG dosyası açıp orada da devam edebilirim. Ki genelde öyle yapacağız çünkü farklı disiplinlerdeki çalışma arkadaşlarımız farklı yerlerde çalışabilir. Bu da tek dosya üzerinde çalışırsak buna mümkün kılmayacaktır. O yüzden ben ekipman yerleşimi ve borlamayı başka bir DVG üzerinde yapacağım ama çelik yapıları onun içine referans olarak alacağız. Şimdi öncelikle kendimize bir tane driving dosyası oluşturalım. Yani ekipman ve borlama yapacağım driving dosyasını oluşturalım. Bunu yapabilmek için öncelikle sağ tuş ekipman 3 ekipman oluşmak için plan 3D model üzerinde sağ tuş yapıp new driving diyorum. Buradan ekipman ve borlama DVG'min ismini yazıyorum. Ve OK dediğimde biraz beklemem gerekiyor. Benim Project Manager'a direkt biraz önce ismini girdiğim dosyamın gelmiş olması gerekiyor. Ve onu otomatikman açıyor. Artı dikkat ederseniz burada açıldığı görünüyor. Dikkat ederseniz boş bir halde geliyor. Şimdi tabii benim burada çelik yapıları yani onu görmem gerekiyor ki DVG'leri oluşturabileyim. Daha doğrusu ekipmanları o çelik yapıya göre yerleştirmem gerekiyor. Şimdi bunu yapabilmek için AutoCAD'in standart insert komutlarına yani insert tabana geldiğimde attach diye bir komut vardır. Attach referanslı bir şekilde başka bir DVG'nin bu DVG içine çekilmesini veya resim ya da farklı bir formatlı dosyanın çekilmesini sağlar. Attach komutunu tıkladığımızda buradan direkt dosyamı çalıştığım klasör içinden çekmem gerekiyor. Geliyorum buradan nerede kayıtlıysa onu yerleştirmem gerekiyor. Ekipman diye geçiyorum. Buradan plan 3D modeli geliyorum. Bakın burada çelik yapılar DVG'mi buraya almam gerekiyor. Şimdi Open'da bunu aldığında bana XRF'in genel standart bir penceresi geliyor. Burada skala, insert point ve açıyı değerlerini girebiliyorsunuz. Ama biz AutoCAD Blend'de proje çalışırken her şey koordinat bazlı çalıştığımız için insert point'ini 0 0'a skalasını 1 olarak ayarlayacağız ve açımızı 0 yapacağız. OK dediğimiz zaman bizim resmimiz buraya otomatikman gelecektir. Tabii burada aynı zamanda bu parça için daha sonra bu modelin DVG'sinde oluşan bütün özellikleri de buraya aktaracaktır. Yani layer'ları da getirecektir. Çünkü bakın burada bu bir tür blok gibi davranacaktır. Ve biz bunun gizliliklerini yani işte buradaki korkulukların olup olmamasını, buradaki plate'in olup olmamasını veya çelik konstrüksiyonun olup olmamasını eğer layer kontrolü düzgün yaptıysak layer'lardan bu işlemi yapabiliriz. Bunların normal standart home tabına geçtiğimiz zaman layer penceresine girip baktığımız zaman göreceğiz. Şimdi layer penceresine gittiğimiz zaman bir açalım. Bakın burada layer'larımız görünecektir. Hatta şuradan filter kısmını biraz genişletelim. O kendisi oturduğundan filtre yapacaktır. Bakın burada onu recognize diye geçer. Şu an bu XRF'ten geldiği için bu layer'ları ne yapacaktır? Otomatikman gruplayacaktır. Bunları öncelikle topluca seçip reconcile yapmamız gerekiyor. Yani normal layer'e dönüştürmemiz gerekiyor. Bakın normal layer'e dönüştü. Artık buradaki layer'ları açıp kapatarak buradaki gizliliklerini değiştirebiliriz. Bakın burada öncelikle plate istemiyorsam lambayı kapattığımda normal plate'ler gidecektir. Veya merdivenleri istemiyorsam merdivenleri buradan kapatabilirim. Eğer dediğim gibi bunu bir önceki DVG'mde layer'larını istediğim şekilde ayarlıysam ve yönetimi kolay olduysa bunu buradan çok kolay bir şekilde yapabilirim. Evet. Şu uyarımızı da kapatalım. Şimdi dikkat ederseniz bu XRF geldiği için biraz renginde farklılıklar oluşabilir. Bunun sebebi XRF olduğu anlaşılması içindir. İsterseniz Option'a girip bunu renginin daha parlak veya daha az olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Options'tan Display sekmesine girip burada bakın Fade Control kısmında XRF Display kısmında şuradaki sliding'i oynayarak değiştirebilirsiniz. Eksi değerler biraz daha parlak olmasını sağlayacaktır. Evet, şimdi ekipman yerleştirmeye başlayalım. Buradaki şu an ekipman yerleştirmenin koordinatları çok önemli değil. Ekipmanın nasıl oluştuğuna bakacağız bu videomuzda. Bir sonraki videomuzda ise ekipman yerleştirmeni nasıl yapacağımız konusunda
beraber işlemleri yapacağız. Şimdi parametrik oluşturacağız öncelikle ekipmanımızı. Yani buradaki Home tabında ekipman panelinde Create butonuna tıkladığımda bana bir pencere gelecektir. Bu pencerede dikkat ederseniz ilk aşamada ekipmanımızın tipini belirleyeceğiz. Burada sizin bir tesis tasarlarken kullanma ihtimalinizin olacağı bütün ekipman tipleri mevcuttur. Ve standart sihirbaz yardımıyla burada oluşturursunuz. Şimdi bu öncelikle bir tane tank ya da vessel oluşturalım. Tank diye tank içinde horizontal vertical şeklinde yatay ya da dikey şeklinde tank oluşturabiliriz. Bir tane vertical tank oluşturalım. Şimdi vertical tank'a geldiğimiz zaman burada size farklı şeyler çıkabilir. Öncelikle şunu ilk haline dönüştürün. Evet. Size de bu şekilde görünecektir. Şimdi geldiğimiz zaman buradaki shape kısmında default olarak 3 tane değer gelecektir. Silindir ve cap'leri. Şimdi baktığımız zaman burada ne yapacağız? Öncelikle bunu geometrik olarak boyutlandırmasını, sonra da properties kısmında değerlerini girme işlemlerini yapacağız. Evet, burada baktığımız zaman ilk aşamada bir önceki tabi yaptığım işlemleri direkt görecektir. Buradan bakalım. Öncelikle boyutlandırmasını yapalım. D çapımız 2000 olsun. Silindire gelin. Otomatikman şuradaki şimşek işareti olduğu için ne olacaktır? Bu bir önceki elemanda girdiğiniz D çapını, daha doğrusu çap ya da çapını bir alttaki ekipmana gönderdiği anlamına gelir. Eğer istersek bunun farklı olmasını istiyorsak override modu açtığımızda buraya girilen değer diğer modele yansımayacaktır. Ama biz yansımasını istersek ne yapacağız? Override moddan çıkıp buradan parametrik şeye geçtiğimizde otomatikman değer değişecektir. Bakın şu an bunu 1000 yaptı. Burada hangisini değiştirirseniz diğeri otomatikman kendini güncelleyecektir. H yüksekliğini de buradan girdiğimiz zaman 5 metre girelim. İşte diğer tarafta da buradan eğer şuradaki şeyi istemiyorsanız 0 değerini girebilirsiniz. Thickness değeri de şu an 1 inç olarak görünüyor. 10 mm yapalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradan ekipmanımıza bir tag vermemiz gerekiyor. Çünkü PNL'de de bu tagleri girmiştik. Buradan sıradan verdiğimizde otomatikman kendisi sıradan verecektir. Properties tarafına geçtiğimiz zaman burada otomatikman verileri girebileceğiniz, yani Data Manager'da göreceğiniz değerleri girebileceğiniz alanlar gelecektir. Bunları ister burada doldurun, isterseniz projeniz bittiğinde Data Manager'ı açarak topluca girme işlemi de yapabiliriz. Ben burada işte üreticisini, malzeme tipini gibi çeşitli bilgileri girdim. Bunları siz de buradan girişlerini yapabilirsiniz. Create dediğimiz zaman burada Create butonuna bastığımız zaman mouse'un yanına sizin bir önceki işte daha doğrusu mouse'la yanına ekipmanınız gelecektir. Şimdi bunun normalde ister buraya koordinatlarını yazın, isterseniz mouse'unuzu da götürün ekranda o stop barak olarak veya uzayda herhangi bir yere tıkladığınızda yerleştirecektir. Şu an otomatikman Z eksenini 0 kabul ederek yerleştirecek ve yerleştirdikten sonra da bunu oryantasyonunu yapacağız. Şimdi burada genelde oryantasyonunu 0 yapıyorum. Nozumların yerlerini ise kendi içinde değişiyor. Şimdi baktığımız zaman tabi ekipmanı seçtiğimiz zaman burada hem nozulları görebiliyorum hem de ekipmanı seçiyor. Ama nozumları ayrı olarak seçmek istersek kontrol tuşuna beraber tıkladığımızda otomatikman seçeceğiz. Bakın burada da uyaracaktır. Alt objeyi yani alt nesne seçtiğimizi bilgisini verecektir. İstersek ekipman oluştururken ki burada dikkat edin create dediğimde bir önceki işlemi hatırlayacaktır. Ben girdiğim değerleri veya properties'e girdiğim değerleri hatırlayacaktır. Bunu unutmayın. Dikkat edin. Mesela ben burada alttaki kipi kaldırıp buraya bir tane kone ekleyip bunu bir siklon şeklinde oluşmasını da sağlayabilirim. O yüzden var olan bir shape yani bir geometrik şekli buradan remove diyerek kaldırabilir. Silindirin altına add shape diyerek ki bakın burada add shape dediğinde çeşitli tipler gelecektir. Hani piramitler, işte yarım şeyler, düz başlar veya buradan da kone. Mesela buraya kone ekleyeceğiz çünkü ne demiştik? Bir tür toplayıcı bir alt silindir oluşturalım. Kone dediğim zaman bana iki tane çap ve yüksekliği girebileceğim, ayrıca açıları girebileceğim alanlar gelecektir. Hatta eksen kaçıkları bile ayarlayabilirsiniz. Evet, konemizi oluşturduğumuz zaman dikkat edersek burada D1 ve D2 oluşacaktır.
Dikkat edin, D2 geniş olan D1, bu arada D1 alt taraf, D2 üst taraf olarak görünüyor. Tabi burada bunun yönlerini oryantasyon kısmında up tars ya da down tars denilecekle ayarlayabilirsiniz. Evet, yüksekliğimizi de buradan 1000 yapalım. Veya işte buradaki değerleri de değişmek istiyorsanız değişebilirsiniz. Buraya add shape diyerek istediğimiz şekilde istediğimiz kadar nesneyi ekleyerek kendi ekipmanımızın tipini oluşturmaya çalışacağız. Evet, create ekipman dediğimde bakın burada göreceksiniz. Bir önceki şekilden biraz daha farklı bir şey gelecektir. Bunu da buraya yerleştirelim. Yine oryantasyonumuz 0 olsun. Bakın buradan uzunluğumuz ve alttaki uzunluğumuz default olarak yine geldi. Peki create ekipman dediğimiz zaman burada mesela buradaki konuyu kaldırayım ben ve bunu normal tekrar eski haline geri getireyim. Şuradan şunu ekleyelim. Bunu istemiyorum. Bunu da 10 mm olsun. Silindirin üzerine bir platform eklemek istiyorum ve buradaki tankımı ayakta tutacak bir tane ekipman istiyorum. Yani ayak oluşturuluyor. İşte bu gibi şeyleri oluşturmak için ise Add Trim dediğimiz butonu tıklayarak ekleme işlemlerini yapabiliriz. Şimdi burada Add Trim'de mesela platform en çok çizmekte zorlandığımız şeylerden birisidir. Platform dediğimizde zaten standart olarak bana bir ölçü girebileceğim alan gelecektir. Ben burada yapmam gereken sadece değerleri girmek. Tabii bu değerler neyi ifade ediyor bilemeyebilirsiniz ama tıkladığınız zaman size bunların neyi ifade ettiğini şuradaki yapı preview penceresinde gösterecektir. Mesela H dediği nedir? Platformumuzun tankın elevasyonundan yüksekliğidir. Burada 1200 olarak değer girmiştir. Bunu görebiliyorum. Buradan sıfırdan 1200 yüksekliğine bunu oluşturacağını söylüyor. V dediği değerleri buradan ayarlıyorum. Genişliklerini ayarlıyorum. İşte kullandığı supportları gösteriyorum. Buradan istediğini seçebilirsiniz. Kalınlıklarını aynısını kullansın. Değişmeyeceğim. İşte yönünü isterseniz platformu sağa doğru ya da sola doğru diye seçebilirsiniz. Veya mesela tamamen saracak şekilde bir platform yaptırtabilirsiniz. Ama şurada create leader diyerek de merdiven oluşturmasını istiyorsanız merdiven oluştur ya da oluşturma seçeneklerine girebilirsiniz. Bu değerleri tıklayalım bir bakalım nasıl bir şey çıkacak. Tabi burada ekipman tek kısmında normal gerçekten ekipman yerleştirdiği zaman gireceğiz. Bir bakalım create diyelim. Tabi burada platformu çizerken biraz bekletecektir. Bakın benim ekipmanım geldi. Evet, bunu da götürüp şuradan yerleştirmesini yapalım. Yine buradan değerleri ayarlayalım. Mesela buradaki tankımızda bir şey daha eksik. Mesela bu tankın böyle şekilde durması çok zor bir şey. Hatta bunların da durması zor bir şey. Buna bir de ayak ekleyelim isterseniz. Şurada platform da geldi. O zaman nasıl yapalım? Bunu şöyle yaparız. Var olan tankı düzeltmek için bunlar parametrik yapılar olduğu için sağ tuş yapalım. Ve buradan modify equipment diyelim. Otomatikman oluşturduğumuz pencereye tekrar döneriz. Ben burada silindirin üzerine buradan length diyerek ayak oluşturmak istiyorum. Şurada göreceksiniz. Ve ayağımın yüksekliği H diyelim kaç olsun? 1 metre olsun. Şimdi benim tankımın elevasyonunu buradaki silindirin bittiği yere göre aldığı için elevasyon değerinde 1000 girerek yükselmesini sağlayayım. Ve bu da otomatikman ayakları zemine oturtsun. Evet bakalım nasıl bir şey oluşacak. Bakın otomatikman benim orada ayaklarım standart profillerden oluşacak şekilde geldi. Mesela burada profiller ince geldi. Onları da değiştirelim. Nasıl değişeceğiz? Tekrar modify ekipman diyeceğiz. Ve buradan onlar neredeyse bulup buradan şuradan renk tipini gelip burada biraz kalınlaştır diyelim. Okey diyeceğiz ve buradan tekrar onayladığımız zaman bakın dikkat edin buradaki profiller otomatikman büyüyecektir. Evet. Bu şekilde yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda ise nozul oluşturmayı yapacağız size beraber. Burada da nozulları beraber nasıl oluşturuyoruz bir bakalım. Onları silmek veya yeniden oluşturma işlemlerini yapalım.